Sanatta güzel olanı vurgulamıştık. Mesela özellikle de Herbert Wild'in şeyi bakımından, insanoğlu önüne konan şeylerin yüzeyi bakımından, efendim doku bakımından, ışık gölge bakımından belli bir düzen ve harmoni içinde olmasını ister. Böyle güzel bağlantılarla, anlamlı bağlantılarla icra edilmiş bir kompozisyon anlamlı ve güzel bulunur. Tersi de çirkin bulunur diyordu. Mesela bu önemli. Oradan ona da bakmakta fayda var. Düşünürlere göre güzel olan bölümde ben hatırladığım kadarıyla Aristo'dan, Platon'dan, Kant'tan birçok düşünürden böyle kısa kısa önceliği şeye verdik. Aristo, Platon ve Aristo'ya. Sonra Kant, Hegel, Groce'ye kadar kısa kısa verdim. O kısımları özellikle dikkatli okumamız gerekiyor. Çıkabilir, sorulabilir. Şimdi arkadaşlar demek ki güzellik somut bir realite olarak, yani buna bilmiyorum, yani biz bu kadar üstüne konuşuyoruz da sizin duygunuz ne yani? Sizde bir fikir, bir kanaat oluştu mu yani? Benim için önemli olan o yani. Mesela Selva, güzel deyince ne oluşuyor yani sende? Bir kanaat oluştu mu sende? Hakikaten bir kanaat peydahlandı mı? Ne diyebiliyorsun mesela? Yani güzel deyince daha çok işte doğadaki işte güzellikler, herkesin kabul ettiği mesela bir şey. Başka? Yani bir kere güzellik denen mefhumun, olgunun bir realite olarak var olduğunu biliyoruz. Bu güzellik denen şey bir kere var, kesin var. Nerede var? Ve kalıcı. Doğada var. İnsanın ürettiklerinde var. İnsanın düşüncelerinde var. İnsanın yaratmalarında var. Değil mi? Bu peki hangi hallerde var, kaç boyutta var? Değil mi? Güzellik dediğimiz şey, bak hatırla bak işte, bunlar önemli bak. Bazen tekrar okumak gerekiyor, pekişmesi için. Biçimsel olarak bir güzellikten söz etmek mümkün. O zaman ne diyoruz? Fizik güzel. Güzellik bir kere fizik olarak vardır. Fizik olarak ben bu masa bundan daha güzel diyebilirim. Fizik olarak söylüyorum. Eğer ben bu masa buna göre daha güzeldir diyorsam, güzel dediğim masanın ölçüsel anlamda bir niteliği vardır. Ölçüsel bir niteliği, metreyle aynı. Çünkü bunun oranları, küçük parçanın büyük parça oranı buna göre daha dengelidir. O yüzden bana güzel geliyor derim. Bunun dokusu daha yumuşak, bana güzel geliyor derim. Yani güzelliği somut bir veri olarak görsel anlamda da dokunsal anlamda da görebiliyoruz ve dokunabiliyoruz. Bak bunu böyle kavramış olmak çok önemli. İki ne demiştik? Güzellik. Günceldir de biz her şeyi güzel deriz. Değil mi? Onun da gerekçelerini yazmıştık. İlahımızla örtüşen, değil mi? Topluma, insana, doğaya faydalı olduğunu düşündüğümüz şeyleri güzel deriz. Ama bu güzel bizim kişiliğimizde derin izler bırakmaz. Derin yaralar açmaz. Kişiliğimizi sarsmaz. Bir güzellik genel geçerli hükümlere uyuyorsa, derinden de kişiliğimizi sarsmıyorsa buna ne dedik? Güncel güzel dedik yani. Güzel dedik ki o kadar hayatımıza yer etmiştir ki onu anlamak için bölüp parçalamak zorunda kaldık. Tek bir cümleyle, tek bir dille tabire gelmiyor. Tabir etmek mümkün değil. Anlatmak mümkün değil. Yani güzeli, arkadaşlar güzel şudur deyip, yani güzel nedenin girişini okuduysanız eğer, orada ben girişte zaten bir tanım vermişim bak. Aç oku bakayım orayı. Okudun mu sen? Bir aç oku güzel nedeni. 58. sayfa. Hatta oradan değil, ha buradan oku. Ha buradan oku, bak kapağa koymuşum. Bak, kapağa koymuşum, okuyan olur mu içine? İçine de, insanoğlu güzele düşkündür. Değil mi? Genellikle bize haz veren şeyleri güzel, acı veren şeyleri de çirkin olarak nitelenme eğilimindeyiz. Bak kapakta yazıyor. Veysel okudun mu? Öz ve biçim arasındaki uyumu güzel buluyoruz. Bak, bir şey öz ve biçim olarak güzel şey uyumluysa bize güzel gelir. Yani adam mesela burada erdemden, ahlaktan dem vurup çıkıp dışarıda ahlaklı ve erdemli davranıyorsa bize güzel gelir. Az önce konuştum. Adam burada sana ahlaktan dem vurup dışarıda da çantanı çalıyorsa buna güzeldir dememize
Değil mi? Bu eyleme, bu yaratmaya, bu etkinliğe, güzel dememize, iyi dememize, doğru dememize, yani ne bilimsel olarak, ne ahlaksal olarak, ne estetik olarak bir ipe sapa gelmiyor. Mümkün mü? Öz ve biçim, bak işte demek ki güzelliğin en önemli etkilerinden biri budur. Öz ve biçim bir olacak. Yani bizdeki o bir atasözü iflas ediyor burada. Hani hocanın dediğini yap, gittiği yoldan gitme. Falan. O atasözü biraz iflas ediyor. Değil mi hoca? Hoca dediğin her yerde hoca olacak. Yani hocalarını, değil mi? Cami hocası bile olsa. Değil mi? Kardeş, arkadaş. Yani meyhaneden çıkmayan imam olur mu ya? Yani adam gidiyorlar meyhaneden getiriyor. Gel kardeşim akşam ezanını okuyacaksın. Namaz kıldıracaksın. Şimdi öz ve biçim uygun mu birbirine? Olmadı. Şimdi sen resim öğretmeni olacaksın. Yani desen çizmek nedir, ışık gölge nedir bunları bilmiyorsun. Öz ve biçim uygun mu birbirine? Değil. Bir resim yaptın. Senin hangi duyguna, hangi mesajı yansıttığına dair bir fikrin yok. Hangi mesajı yansıttığına dair bir fikrin yok senin. Bu yapıt üzerinde ne kadar seni yansıtıp yansıtmadığında kuşkulusun. Bunu insanlara sanat olarak koyuyorsan önlerine öz ve biçim uygun değil demektir. Sen koca bir sahtekarsın demek. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Seni mutlu etmeyen şeyleri mutlu ediyormuş gibi gösteriyorsun yapıtında. İki yüzlü davranıyorsun. Öz ve biçim birbirine uygun değil. Yani gene dönüp dolaşıp Kürtçü dükkanına gireceğiz. Goya öyle inandığı, öyle düşündüğü için, özgürlüğü abideleştirdiği için o koşuna dizilenleri yaptı. Çünkü Goya için özgürlük olmazsa olmazdır. İnsanın hakkıdır yani yaşama özgürlüğü. Kendi toprağında, kendi vatanında yaşama özgürlüğü insanın en temel hakkıdır. Ona inandığı için ne yaptı? Onları yargıladı resminde. Öyle bir resim yaptı. Öz ve biçim uygun birbirine. Değil mi? İşte senin örneklediğin Delacroix'ın mesela özgürlük resmi. O resim de uygun. Öz ve biçim birbirine uygun. Demek ki çok geçer akçe bir şey var güzelliğin. Öz ve biçim bir nerede olursa olsun. Bu bir arabayı bile bazen biz görürken o ne güzel bir araba. Değil mi? Araba diyor ki bu araba aynı zamanda ilk 30 saniyede 300 kilometreye çıkıyor. Oh, harika. Diyor bu işte aynı araba 15 dakikada 50 metre gidiyor. Ne? Öz ve biçim uymadı, uyuşmadı. Dışı güzel, performans sıfır. Demek ki biçimin performansı da, biçimin yani giderek anlamla, biçimin yani giderek mesajla, biçimin yani bizim ona koyduğumuz ya da yansıttığını düşündüğümüz şeyle derin bağlantısı vardır. Ve bu öz ve biçimin yani öz ve biçimin bir paranın iki yüzü gibi birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Yani biçim ayrı bir şey. Efendim içerik ayrı bir şey değil. O kapı misalinde olduğu gibi yoksul kapı, değil mi? Yoksul olduğu için zaten yoksun görünüyor. Zengin kapıdır öyle. Gibi, yani buradan mesela bak oku devam et. Güzel'e bak burada ben tanımlarımı yazmışım. Buna rağmen bir şey söylüyorum ama. Bir şey yap, oradan. Güzel bak. Devam et. Devam et. Öz ve biçim arasındaki uyumu güzel buluyoruz. Bir şey orantılı olmaması gerektiği şekilde gözükürse güzeldir. Bir şey orantılı olması gerektiği şekilde görünürse güzeldir. Değil mi? Şimdi bir hörcüklü ata, sen güzel diyebilir misin? Değil mi? Deve gibi hörcüğü olsa böyle. Hörcük diyorlar değil mi? Hörgüç. Hörgüç mü? Evet. Ben ne dedim? Hörcük. Hörcük. Hörgüç. Hörgüçlü olsa mesela ne olur? Biz ona at diyemeyiz. İstediği kadar hörgücü güzel olsun. Peki hocam onun doğası öyle olmuş olsaydı ve biz onu hep öyle tanımış olsaydık. O zaman da öyle güzel kavramıydı.
zaman güzelin bir şey olduğu çıkıyor mu ortaya? Yani bizim ona verdiğimiz değere göre aslında güzeldir o diyebiliyor musun? Yani doğandan ayrı. Doğanın güzelliği kesin. Yok yok, o güzel kendinde bir şey taşıyor. Çok da öznel değil yani. Çünkü sen eğer ata güzel, katıra da çirkin diyorsan arada bir fark var. O fark ne? İşte bizim o nesnenin farkından kaynaklanıyor. O atın kas yapısından, bacak yapısından, duruşundan, yelelerinden, kulaklarına, suratındaki ifadeden. Ama katır daha böyle. Bu ne mi? Sütçü beygir mesela duruşu. İmanı gevremiş acından mesela karnın şeyler çıkmış öbürün kasları masları değil mi? Koşu koşusunda o kudretinden. Mesela atlar özgür var aslında. Katırlar öyle değildi. İnattıklarıyla bilinir mesela. Katırlar inatçıdır. Ama atlar mesela asildir, inatçı değildir. Ve iyi alır şeyi. Yunus balıkları gibi insanın enerjisini iyi alır. Kafasına yatmadıysan atarsın. İşte atlar geçer. Dinlemez yani. Değil mi? Hatırladınız onu. Evet. Şimdi böyle bir şey yani. O yüzden öz ve biçim olacak, birbirine uyumlu olacak, orantılı olacak. Olması gerektiği gibi gözükecek ki biz ona güzel diyeceğiz. Böyle nesneler de gerçekten güzeldir. Bizim güzel dememiz onları güzel yapmaz. Çünkü bakın hatırlayın biz ne dedik? Dedik ki nesnelerden kalkıp bize gelen bir şey var. Mesela bir gülün kokusu geliyor bize. Kalkıp geliyor resmen ya. Alıyorsun o kokuyu. Değil mi? Atomlar geliyor. Nesnelerden kalkıp gelen bize enerjiler de var. Yani o biçimin, yani diyorsun ya çok elektrik alamadım. Nedir o işte? Budur aslında hafız hakkında. Yani biz her bir nesnene kinestetik duyumlar, vital duyumlar alırız yani. Yaşamsal duyumlar. Yani bir nesne ya bize hayat katıyordur ya katmıyordur. Bir nesne ya bize keyif veriyordur varlığıyla, biçimiyle ya vermiyordur. Vermiyorsa çirkindir. Bir nesne bize ya haz uyandırıyordur ya uyandırmıyordur. Ya açık ya kapalı. Sıfır bir. Evet hayır. Kabul ettim, reddettim. Yani böyle çalışıyor. Bir nesne bizim için ya güzeldir ya da çirkin. O zaman güzel kesinlik mi? Yani güzel dediğimiz şey kesin olarak şu. Belli bir oran orantıya sahip olacak. İçerik ve anlam, biçim örtüşecek. Olması gerektiği gibi gözükecek. Ve ben ona baktığımda, temas ettiğimde, estetik anlamda seyrettiğimde deniz gibi, çocuğun yüzüne baktığındaki gibi, güzel bir ata baktığındaki gibi, güzel bir tabloya baktığındaki gibi temas ettiğimde ben o bende haz uyandıracak. Korku değil, endişe değil. Haz uyandırıyorsa, yaşama sevinci veriyorsa, beni mutlu ediyorsa bu güzeldir. Karşımdaki şey güzeldir arkadaşlar. İsterse ve mederci desin ki çirkin. Benim hoşuma gitti ya. Anlatabiliyor muyum? Fark etmiyor. O noktada bireye haz vermesi önemli olan. Bireye haz ediyorsa o durumda. Çünkü mesela benim beğendiğimi sen beğenmesin. Senin beğendiğini Fatma beğenmez. Fatma'nın beğendiğini diğer Fatma beğenmez. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü her birimizin yapısı farklı. Beklentileri farklı. Birikimi farklı. Algıları farklı. Görme yetileri, birleştirme yetileri farklı. O yüzden güzel değişken gibi gözüküyor. Ama genel olarak hep şeyimiz, yani bizim beklentilerimiz güzel yönünde çalışıyor. Şimdi anladın mı biraz daha Serra? Hiç okumuyorsun Serra. Ne yani işte, dedik güzel filan hiç ağzını açmadı. Dedik sende böyle bir şey peydahlandı mı güzelle ilgili hiç ağzını açmadı. Ve devam ediyor. Diyor ki mesela güzellik diyor öyle benen bir şeydir ki diyor mesela. Yani bunlar ifade etmeye yetmez diyor. Bak bir sürü burada tanım yapıyoruz. Sonra dönüp diyoruz ki bunlar yani tam da anlatmıyor güzeli. Aşağı ince bölüp parçalayacağız bilmem ne falan diyeceğiz. Diyerek açıklıyoruz. Ama biz bu uyarıyı yapmıştık arkadaşlar size. Demiştik ki estetiğin konusu güzeldir. Güzelin araştırmasıdır. Mesela şey var, kaligrafi. Değil mi? Kaligrafi nedir? Evet, kaligrafi kelime anlamı nedir arkadaşlar?
Yazıyla ilgili bir şey ama. Kaligrafi ya. Yazı tasarımı. Yazı kasarımı değil. Yok, o serigrafi mi? Hepsi birbirine ilgili. Kasarım değil ki. Kaligrafi tasarım demek değil. Grafi yazı demek. Kali. Kali. Güzel demek. Ha, güzel yazı. Güzel yazı. Kaligrafi demek, güzel yazı demek. Mesela estetiğin adını düşünürken, bu bilimin adını koyarken, bu kali yani Yunanca bir terim. Kaliyolojiya diye bir şey üretiyorlar, öyle bir bilim yani. Kaliyoloji, kaliyoloji, olarak da niteleniyor, kaliyoloji olarak niteleniyor. Hani o bir kaligrafinin başındaki kaliyi. Kali güzel demek, kaliyoloji, yani oloji şeyi kendince bilimleştiriyor ya. Güzellik bilimi olarak da niteleniyor zaman zaman. Ama son tarihte estetik olarak kalıyor ismi. Şimdi bu niteliklerinden sonra arkadaşlar, yani bunu aklınıza sık sık getirmenizi ben isterim. Dört aşamada incelediğimizi, uyum olduğunu, doğada güzellik olduğunu, sanatçıların, sanatın dolayısıyla güzelliğin doğadaki güzelliğe benzemek zorunda olmadığını, her güzelliğin kendine, yani doğanın güzelliğinin yasalarının kendine, insanın yasalarının veya sanatın yasalarının kendine göre çalıştığını filan bunları düşünürlerin her birinin kendine göre güzelliği, niteliklerini böyle kabaca da olsa can alıcı noktalardan yakalamamız gerekiyor.